Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Breaking Point 2 serimize, oyunun hikaye moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan bir giriş yapmak istedim. Bir önceki bölümde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı tekrardan özür dilerim. Çünkü kamerayı kapatınca kullandığım uygulama direktman mikrofonunu da kapatmış. O yüzden de benim sesim çıkmadı. Şimdi Allah'tan bunu çözdüm. Bundan sonra Formula 1 videoları, hani kendine Formula 1 ile ilgili ne çekersem çekeyim, bundan sonra kamerasız gelecek. Sadece sesimi duyacaksınız ve oyunu göreceksiniz. O kadar da önemli değil beni görmeniz. Baktığınız zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videomuzda Colin Meyer F2 dünya şampiyonu olmuştu. Formula 2'deki ilk kadın şampiyonu, aynı zamanda spikerin de söylemini hatırlayacak olursak. Ve şimdi 2022 sezonunu bitirmiştik zaten onunla birlikte, hem F2'de hem Formula 1'de. Şimdi de 2023 sezonunu açıyoruz. Bahreyn'de açacağız. İlk sezonun bildiğiniz üzere 2023'teki takvime baktığımız zaman ilk yarış Bahreyn'de, sonra Suudi Arabistan falan diye gidiyor. Şimdi Bahreyn Grand Prix'sine gidelim. Bakalım, Devin Butler'ın en son Davidoff, yani babasıyla olan konuşmasına tanıklık etmiştik. 25 derece ve akşam, düşünün yani, boğucu bir hava. Burayı geçebiliyorsam geçeceğim. Şu an Devon Butler'ız. Onun arabasını kullanıyoruz. 14 turluk bir yarış. Bence hiç gerek yok sert lastiğe geçiş yapmaya. Böyle gayet iyi. Hatta şöyle bir ayar yapalım bence. Yumuşak yapalım bunu da. Ama şöyle 7-7 olsun. Full yumuşakla gidelim. Okey diyorum. Ne diyor? Yani illa bu olacak diyorsun yani. Okey. Ya da birini medium yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Daha mantıklı olur. Bu böyle dursun. Bunu soft yapalım. Böyle daha iyi. Yani en azından başlangıcı daha etkili yapmış oluruz diye düşünüyorum. Ona izin vermiyorsa iki yumuşağa. Top 5. Hedefimiz Devon Butler'ı ilk 5'e sokmak. Her ne kadar gönlümüzden geçen onun başarılı olmasını sağlamak olmasa da, hemen arkamızda da Aiden Jackson var ve yarış başladı. Bakalım. Piastri'yi geçerek ilk şeyi başladık. Önümüzde hemen Alex Albon, Esteban Ocon ve Norris var. Güzel durdum. İyi başardık onu. Şu an biri bizi ittiriyor ve o yüzden kurtaramıyoruz ve bize 5 saniye ceza. Yani orada benim bir hatam yoktu. Ben arabayı durdurdum. Ama gelip o gerizekalının beni ittirmesi kötü oldu. Neyse. Baştan hemen hızlıca, daha baştayken olması iyi bir şey. Hadi geç, aynı şeyleri anlatıp duruyorsun. Daha sakin ve stabil bir başlangıç yapacağım o zaman. Yani şu kalabalık dağılana kadar en azından planım o. Stabil bir hızda gideceğiz. Birileri bizi geçebilir. Çok acayip bir başlangıç oldu gerçekten ya. Evet. Kendi sıralamamızda başladık bir yerde. Norris'i geçmeyi başardık. Hemen önümüzde Alex Albon var. Canır Sport ekibi bu sezon şampiyonluk istiyor. Takımın daha doğrusu ekibi denesek daha iyi olur.
İlk 5'e girmek pek kolay olmayacak gibi ama Albon önümüzü kapatmaya çalışsa da biz onu geçmeyi başarıyoruz ve önümüzde de hemen Piastri var. Ve onu da geçiyoruz. Hatta bir de bonusu olarak Esteban Ocon'la mücadele ediyoruz. Bizi dışarı itmeye çalışıyor şu an. Ve bir bonus daha Stroll ile içeride kalarak geçmeyi başarıyoruz. Şu an 8. sıradayız. Max Verstappen en hızlı tura sahip şu an. 14 turluk uzun bir yarış olacak ve hedefimiz ilk 5'te kalmak. Hemen önümüzde George Russell var. Onunla aramızdaki fark 0,8 saniye. Salise daha doğrusu saniye değil. Yumuşak lastiklerle başlayarak bence çok akılcı bir iş yapmışız. İlk en hızlı ilk sektörü biz attık. Şöyle bir kurnazlıkla George Russell'ı da geçtik gibi. Aynen, hemen önümüzde Alonso var. Burada biraz geçişi bekleyebiliriz. Aynen. Hedefimiz Carlos Sainz'ı geçmek şu an. Onlarımızda da 1,1 saniyelik bir fark var. Burada Alonso'yu geçseydik iyiydi. Bir şekilde fırsatını kovalayacağız derken Alonso'yu güzel geçtik. Arka tekerimize bir teması oldu. Ama bu bizi durdurmadı. Carlos Sainz'ı da geçmeyi başardık. Hemen Leclerc'i de geçmeyi başardık. Çok güzel gidiyoruz şu an. Önümüzde Lewis Hamilton var. Eğer daha fazlasını yapabilirsen diyor. Üçüncülüğe de kon diyor. Biz de neden olmasın diyoruz şu an. Aradaki fark gittikçe azalıyor. Hamilton'ın rüzgar tünelinden faydalanıyoruz. Ve onu da geçmeyi başardık galiba. Evet, onu da geçmeyi başardık. Bir yeni hızlı tur daha Max Verstappen'den. Sergio Checo Perez hemen önümüzde. Onunla da bir saniyeden az bir fark var aramızda. O burada benim dikkatim dağıldı. Başka bir şeyle uğraşıyordum. Bir dakika. Tamam. Evet, bir kulaklığı kontrol ettim. Kusura bakmayın. Hemen içeriği de kapattık. Lewis Hamilton yine önümüzde ama geçmeyi başarıyoruz. Kötü aldık orada virajı. Maalesef. Pek istediğim gibi bir dönüş olmadı. Yine en hızlı ilk sektör bizde. Oh. Hamilton'la bir sıcak temas yaşadık ama şu an onu yeniden geçmeyi başardık. Kendisi bizi zorluyor şu an. Ve yine Checo Perez'in hemen arkasındayız. Kaçıncı turdaydı? 6. ya da 7. 6. turun sonunda pite gireriz o zaman biz de. Dışarıyı da kapattık. İçeriden devam ediyoruz şu an. Virajı güzel almıştık ki ta ki ben aradaki mesafeye bakana kadar.
Ve Checo Perez'i de geçmeyi, oha. Nasıl oldu o bir anda anlamadım yani. Bir anda çok aşırı hızlandı geçmemize rağmen. Ama yeniden geçmeyi başardık. Ve liderlikte aramızda sadece 2,5 saniyelik bir fark ve Max Verstappen var. Ve hızlanıyoruz. İyi bir viraj alımı oldu orada. Orada virajı iyi alarak farkı 0,2 salise daha düşürdük. Ama yeniden Verstappen düzlükte arttırdı. Çünkü Red Bull'un harika bir aracı var. RB19. Bu adamı da lider yapmayı istemem ama mecbur onunla yarışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. İkinciliği kaybetmek gibi bir durumumuz yok gibi ama liderlik için de neden olmasın diyoruz. Virajı çok hızlı almanın sayesinde aradaki fark bayağı bir azaldı. Viraja gelirken de gittikçe azalıyor. Yeniden arttı. Bu turun, bir sonraki turun, ya şu an girdiğimiz turun sonunda da pit'e gireceğiz. Oyun gerçekten o kadar çok şeye dikkat ediyor ki, yani gidip senin atacağın tur sayısına göre illa bir pit stop yapmamız gerekiyorsa gidip lastik aşınmasını bile ona göre ayarlıyor. Normalde bir soft lastikle 12 tur gidersin ama şu an mesela diyor 6 tur gidebilirsin sadece yani. Ya da 7-8 tur. İlla seni bir pite sokacak yani. Çok kötü, çok kötü. İyi, sıramızı kaptırmadık. Verstappen'le yaşadığımız temas bize spin attı gibi, ufak da olsa. Verstappen'in hava tüneline girmeye çalışıyoruz. Ve pit'e giriş yaptık. Şu an tabii medium lastiklerle başlayanlar daha avantajlı. Onların bu turla birlikte iki turları daha var yani girmeleri için. Ama biz erken pit stop yaptığımız için soft lastikliler arasında da en avantajlı
Soft lastiklerle başlayanlar arasında da en avantajlı biziz. Hızlıca ana toparlayacağız. Zaten o kadar fazla geriye de düşmedik. Orada aslında güzel bir geçiş olacaktı da. Biraz kurnazlık oldu o. Yapacak bir şey yok. Sürekli o kurnazlığın bedelini ödedik. Derken onlar da kötü bir viraj dönüşü yaptılar. Bölüm fazla uzamasın diye, daha doğrusu ben daha fazla bununla uğraşmayayım diye biraz kurnazlık yaptım. Hızlıca'na geçebilmek için diğerlerini. Ve Esteban o konuda yeniden geçtik. Önümüzde Alonso var. Bizim taze lastiklerimiz olduğundan ve pite girdiler. Verstappen de pite girdi ve oha, sert lastikle alakalı. Hiç beklemiyorum. Birazdan Hamilton'la Russell da girecektir zaten. Evet, yine klasiğimizi yaptık. En hızlı ilk sektör bizde. George Russell hemen önümüzde, 2.1 saniyelik bir fark var aramızda. İyi bir viraj almamız burada farkı 1.5 saniyeye kadar düşürdü. Taze lastiklerin avantajıyla da farkı kapatıyoruz. Çok güzel bir yaklaştık orada. Burada onun fren yapmasını sağladık ve o sayede de biz geçiş yaptık. Bir nevi cesur davranmamız, kaza yapmaktan korkmamız bizi 3'üncülüğe taşıdı. Galiba en hızlı turu atacağız. Perez ve Hamilton pite girdiler ve evet, Devon Butler en hızlı turu aldı Verstappen'den. Artık bizi yakalayamazlar. Birincilik çantada keklik diyebiliriz. Bir kaza durumu olmadığı sürece ya da bir anda sinematik bizden almadığı sürece, daha doğrusu oyun bizden alıp her şeyi bir anda otomatik kendi yapmadığı sürece. Arada bayağı bir sağlam fark var şu an. Erken pit stop'un avantajını yaşıyoruz. Russell'la olan farkı da artırırsak bize kar daha büyük. En iyisi ben yarışı bitirip öyle geleyim. Çünkü zaten fazla bir şey de kalmadı. Boş yere zaman kaybı olmasın videoda.
Evet, Devon Butler zaferi elde etmeyi başardı. Rakiplerimize ciddi bir fark atarak kazandık hem de. Oldukça kritikti. Connor Sport ekibi sezona iddialı bir başlangıç yapmış oldu hem. Böyle de değerlendirebiliriz. Red Bull geri kalan podyumu tamamlamış durumda. Checo Perez ve Max Verstappen ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşmış vaziyette. Klasik zafer sonrası, yarış sonrası sevinç gösterileri. Buraları geçiyorum artık. Evet, şimdi röportaj zamanı. Ne diyor? Ulan hadi Türkçe desteği yok. Keşke Türkçe altyazı koysaymışsınız bari. Evet, Bahreyn Grand Prix'sinde Connor Sport istediği sonucu elde etti. Hatta istediğinden de fazlasını elde etti. Liderliği elde etti. İyi yarıştı diyor Aiden. Listen, I know we've had our run-ins and, well, last season was last season. Şu an Devon onu dinlemiyor bile. Çünkü aklından başka şeyler geçiriyor yüksek Fresh start ihtimal. for the team. What do you say? Jackson. Cheers, mate. Dinlememiş şöyle Vince over there. gerizekalı gerizekalı konuşuyor mu? Nice one. The 2023 season was completely different for Comsport. The car. Behind that, the most critical issues, and it was just starting to live up to its potential. Can we talk about what happened with Devon? Her yerde tabii ki de ve babamız arıyor. Baba. Galibiyetinden dolayı kutluyor onu. Pushed it out there today, you know. I just need to simmer down a bit.
Let's talk later. I'll be in the Let's just make sure today's konuşmaları geçtik. Türksal dizi desteği sağlayamıyoruz. Kusura bakmayın. O yüzden asıl mevzuya geçelim. Colin Meyer'in F2'nin süperstarı olduğunu vurgulayan, şampiyonluğunu anlatan ve nasıl müthiş bir geleceğe sahip olacağından bahseden bir haber çıkmış. Sosyal medyada Devin Butler'la ilgili geçen söylemler ya da Connor Sport ekibiyle ilgili, takımıyla ilgili daha doğrusu maillerde de bla 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 bir şeyler yok. Ve yarışa geçebiliriz. Yeniden galiba Devin Butler'ı şey yapacağız. Avustralya Grand Prix'sindeyiz bu sefer de. Bu sefer direkt bizde başlamıyor iş. Hiç kimseyi duymuyor. Şöyle bir ekran fotoğrafı alayım dedim. Ve oyundan çıktı geri zekalı. Gelmelerini istiyorlar. To the car in front is 3.1 seconds. Kafasında bin bir şey dönen Devin Butler'ı yani bir yere de fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Devin Butler'ı Butler pit ekibini dinlemedi resmen yani. Bir şok anı gibi bir andı. Sadece bir çınlama sesi vardı. Onun dışında da bir şey yoktu. Şimdi sayenizde kaptırdığımız sıramızı geri almaya çalışacağız. Belli bir hedef yok herhalde. Finish'e kadar Aiden'ı geçmemiz isteniyor bonus hedef olarak da. Oha. Oha. Hülkenberg çok kötü kafamı karıştırdı. O yüzden çakıllara doğru gittik. 22 takımla. Hülken Belge geçsek iyi olacak. Ah! Anladığım kadarıyla öyle bir sıralama zorunluluğu yok ama Aiden'ı geçmemiz isteniyor. Yani onun arkasında kalmamız isteniyor bonus hedef olarak. Onun dışında pek bir şey yok. Şu
Şu an kötü yarışıyorum ya gerçekten. Bir an önce bir toparlamamız lazım. Diğer takımları çıkarmayıp tabi Kanı Sport'u direkt dahil edince 22 yarışı oluyor tabi normal. Ben ne diyorum, niye 22 araba var, kendimize hesaba katmadık tabi. Jackson da hemen önümüzde. Piastri ile birlikte. Burada gaza güzel oturduk. İyi bir kovalamacı olarak geçiyor. İlginç olan Aiden Jackson da kimseyi geçemiyor. Biz de onu geçemiyoruz. Böyle bir döngüde gidiyor şu an yarış. Arabanın lastikleri %20'de. Ona bakacağız derken az daha yoldan çıkıyorduk. Evet, dışarıyı kapatarak Aiden Jackson'ı geçmeyi başardık. İlk 10'a girme ihtimalimiz bence neredeyse yok gibi. Belli de olmaz ama pek yüksek değil. Honor Sport ekibi bu yarışta geçenki yarıştaki gibi iyi bir performans sergileyememiş vaziyette şu an ki yarışın sonunda da yüksek ihtimal istediklerini elde edemeden ayrılacaklar. Tam bir orta sıra takımı gibi ya. Piyasadan duman çıkıyor. Güzel bir ikili mücadele orada temas da oldu bir iki kere ama Devin Butler olarak Aiden'a geçilmedik şu an. Aiden de oldukça iyi yarışıyor. Haliyle o tavrından sonra neredeyse tüm yarışlarda geçmek istiyordur şu an Devin'i. Onun arkasında kalmak istemiyordur haliyle. Okay, mate. Final lap. Keep your concentration and
Ve final turuna da girdik. Piastri ile aramızdaki farkı da yeniden azaltmaya başladık. Bir saniyeye kadar düştü ama yeniden artıyor. Max Verstappen yarışı kazanmayı bildi. Biz de yüksek ihtimal bu civarda, bu sırada 12. sırada bitireceğiz. Bulunduğumuz sırada kalacağız gibi. Bir de Divon'a sırayı, aman Aiden'a sırayı da kaybettik. Evet. Pek iyi bir sonuç olmadı yarışın sonunda. Başarılı bir... Geçen yarışı şu anki performansının Divon'un alakası yok. Ben o kadar kötü... Nasıl aldım bilmiyorum. Frene o kadar asılmama rağmen araba durmadı yani. Kötü bir yarış. 15. bitirdi Divon yarışı. Aiden mutludur diye tahmin ediyorum. Çünkü geride kalan taraf Divon oldu. Önde olan da o. Ama tabii bu sıralamalar kötü. Ama gerçi bu takıma göre düşünürsek de o kadar da kötü değil sanırım, düşünmüyorum yani o kadar da kötü olduğunu. İyi bir takım değil. Takımın içerisinde kaos var resmen. Of. Kendinin konuşması yerine performansını konuşması daha mantıklı bence. Ulan başka basın görevlisi mi yok? Hep bunlara röportaj veriyor. Aiden de orada başka basın mensuplarıyla ilgileniyor. Avustralya Grand Prix'sinin de sonuna geldik. Burayı da atlatmış olduk. 2023 sezonunun ilk yarışında iddialı bir başlangıç yapsa da Conner Sport ekibi, şimdi durum farklı. İkinci yarışta puan alamadan ayrıldık. En hızlı tur puanına da sahip değiliz. Andrea arıyor. Casper'ı. Hayalet Casper gibi ya. Küçüklüğünde izleyenler varsa yorumları bekliyorum. Hayalet Casper'ı. Evet, bu konuşmadan sonra bölümü bitireceğim. İki yarış yeter bir bölüm için. Daha fazlasına gerek yok. Casper'ı bu koltukta gördüysek demek ki Andrea bir terfi almış. Ben öyle yorumladım en azından. Burada bitiriyoruz bölümü. Artık
Dediğim gibi yinelemek istiyorum, bilmeyenler olur ya da geçmiştir orayı görmemiştir falan diye. Eğer buraya kadar izlediyseniz videonun sonuna kadar çok teşekkür ederim. Harikasınız. Ben de elimden geldiğince güzel çerçeveltmeye devam edeceğim. Yiğit'in de videoları gelecek. O teknik aksaklığı çözersek inşallah. Böyle devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, hatta kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşıp daha fazla kişinin videolarınıza erişmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.